Merhaba. Bu şarkıda kullanacağımız akorlar Mi minör, ikinci akorumuz Re majör. Ama bu şarkı için biraz daha farklı basacağız. Şu şekilde olacak. Birinci parmağımız üçüncü tel ikinci perdede. İkinci parmağımız yani orta parmağımız ikinci tel ikinci perdede olacak. Son akorumuz ise Do majör akoru olacak. Bu şarkıyı çalarken bir finger picking paterni kullanacağız. Finger picking paterni nasıl işlediğini görmek için akorları kullanmayacağım. Sadece sağ elimi göstereceğim. Parmaklarımı şu sırayla kullanıyorum. Öncelikle nasıl bastığımı, yerleştirdiğimi göstereyim parmaklarımı. Baş parmağımı 3. tele, işaret parmağımı 2. tele, orta parmağımı da 1. tele koydum. 4. tele yani en üst tele hiçbir parmağımı koymadım ve parmaklarım bütün şarkı boyunca bu telleri çalacak. Bu parmakların isimleri şöyle geçiyor. P, I, M. Alttaki tabda ben bu parmak isimlerini kullanarak gösteriyorum. Şimdi hangi sırayla çaldığını söyleyeyim. Öncelikle ilk 4 vuruşumda şu şekilde kullanıyorum. Baş parmak yani P, arkasından I ve M aynı anda. Tekrar baş parmak, I ve M aynı anda. Yani ilk 4 vuruşum şöyle oluyor. Arkasından gelen 2 vuruşta sadece P ve I. Bu iki parmağı kullanıyorum sırayla. Buraya kadar ritmik olarak şu şekilde oluyor. Son 2 vuruşumsa tekrar P ve I parmakları oluyor. Şimdi buraya kadar tekrar gösteriyorum. Şimdi akorlarla nasıl birleştirileceğine bakalım. Nakarat dışındaki bölümlerde sadece mi minör ve re majör akorlarını kullanıyoruz. Ve şu şekilde birleşiyorlar. İlk 4 vuruşumda mi minör akorunu kullanıyorum. Daha sonraki 2 vuruşta mi minör akorunun alttaki 2 parmağını kaldırıyorum. Ve sadece P, I bu parmakları çalıyorum burada. Yani buraya kadar şöyle oluyor. Daha sonra D akoruna geçiyorum. Ve burada P, I, M bunu çalıyorum. Şimdi bütün olarak bir kez gösteriyorum. Nakarata geçtiğimizde ise Do majör akorunda bu paterni tekrar ettiriyoruz. Yani tekrar Re majöre geçiyoruz. Arkasından yani burada 4 akorlu bir bağlantı var nakarat bölümünde. C, D, mi minör, re majör. Şarkı sözlerinde boş kalan kısımlar var. Çizgi ve üzerinde akor yazıyor. Buralarda ilk vuruşlarınızda şarkı sözü gelmiyor. Ondan sonraki kısımlarda geliyor. Yani şu şekilde. Bir şeyler yolunda değil besbelli. Baş parmağım vururken şarkı sözüne başlamıyorum. Şimdi şarkıyı dinleyelim. Bir şeyler yolunda değil besbelli, bir gudubetlik var işte besbelli. Senden değil, benden değil, kimden belli değil. Havada bir inlik var, bir yerde bir
tarifi zor bir şey var. Havada bir hinlik var. Nedendir bilinmez bir sıkıntı var. Yağan yağmurdan, esen yelden mi? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.